Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu yayınımda bu görmüş olduğunuz Şahırkan'ın yapımını anlatacağım. Çok tatlı bir model oldu. Şöyle kolunu göstereyim. Evet. Bu hırkada hiç dikiş yok. Sadece şu düğme patlarını diktim. Onun dışında hiçbir yerinde dikiş yok. Dikişsiz bir şal hırka. Yapımı da son derece kolay ve çok da zevkli. Bunu yapımında evdeki kalan ipleri kullandım ben. Dolayısıyla hani kaç tane yumak gittiğini bilmiyorum. Toplam 7 renk var burada. Mutfak terazisinde tarttığımda 600 gram geldi. Yani 6 tane 100 gramlık yumak gitmiş oluyor. Ama içlerinde en fazla kahverengi, koyu kahverengi, yaka işte ve püsküller kahverengi olduğu için, bir de kahverenginin sıra sayısı daha fazla olduğu için kahverengiden daha çok gitti. Hani iplik al, yeni iplik alarak yapacaksanız 6 yumaktan çıkıyor diyebilirim. Beden olarak da 38 ila 42 arasındaki her bedene uyabilir. Salaş bir model olduğu için üzerine oturmuyor insanın. Standart beden denilebilir, fakat 36 beden için biraz bol gelir. Onun için yakadan itibaren başlarken sayıları biraz azaltmak lazım. Hırkamız bu şekilde. Şimdi en ince detayına kadar yaparken videolarda açıklamaya çalıştım. İnşallah faydalı olur. Beğenirsiniz ve sizler de yaparsınız. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi hırkada arkadaşlar benim kullandığım ipler evde kalan ipler, birbiriyle uyumlu renkleri seçtim. Hepsinin dokusu birbirinden farklı. Bu böyle tüylü, kıllı bir ip. Bu pullu, simli bir ip. Bu yine tüylü, Nako Paris'in bu ipler. Bunlar düz ipler. Bu şekilde. Evet, yaka kısmından başlıyoruz. Kullandığım ip tığ da 5 numara bu şekilde. 125 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu zincirlerin birkaç tanesi dışarıda kalacak. Ben hani zincir eksikliği olmasına 125 olarak hesapladım. Ona göre 125 zinciri tamamlıyoruz. 125 zinciri çektim. Yaka oyuntusu için. Şimdi üçlü trabzanla devam ediyoruz. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve yanındaki zincire, dibindeki zincire batıyorum. Bir doladım. 3 de çekeceğim. 1, 2, 3. Doluyorum. Yanındakine batıyorum. 3 de çekiyorum. 3 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir. 2 tane zincir atlıyorum. 1 ve 2. Üçüncüye batıyorum. Yine 3 de çekiyorum. Doluyorum. Yanındakine batıyorum. 3 de çekiyorum. Doluyorum. Yanındakine batıyorum. 3 de çekiyorum. Bu şekilde 7 tane yapacağız. 1, 2. 2 zincir. 1, 2 zincir atlayıp yanındakine batıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde 7 tane yapacağız. Şimdi 6 tane kutu yaptık şu şekilde. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Aralarda 2 zincir var. Alttan da 2 zincir atlayarak bu şekilde yaptık. Şimdi 7. kutuyu yapmak için 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Yine 2 zincir atlıyorum. 1, 2 ve 3. zincire batıyorum. Hepsini 3. zincire dolduracağım bu üçlü trabzanların. 1, 2, 3. 1. Ya bu zincire dolduruyorum. 2. Yine aynı yere. Burası çünkü köşelerden birisi olacak. 3 tane köşesi var başlangıcın, daha doğrusu modelin. Şu şekilde üçünü tek zincire doldurdum. 3 zincir çekiyorum köşe olduğu için. 1, 2, 3. Doluyorum. Onun yanındaki, hiç zincir falan atlamadan, onun yanındakine hemen batıyorum. 1, yine aynı deliğe batıyorum. Şuraya. 2, yine aynı deliğe. Şuraya. 3. Şimdi 2 zincir. Yine 2 tane atlıyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. 1, 2, 3. Evet. Yine 6 tane yapıyoruz. Diğer köşeye kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi diğer kenarımı da tamamladım. Bu kenarda 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk var. Kutucuğun 7.'si bu köşede yer alan. Şöyle. Diğer kenarda köşede yer alanla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutucuk var. 7. olarak köşe kutucuğu yapacağım şimdi. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. 3'üncüye batıyorum. 1. Yine aynı deliğe. 2. Yine aynı deliğe. 3. Köşe olduğu için 3 zincir, 1, 2, 3. Yanındaki deliğe şu şekilde 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi 2 zincir. 1, 2 atlıyorum. 3'üncüye batıyorum. Yine diğer köşeye kadar 6 tane kutucuk yapacağız. 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2 atlıyorum. 3'üncüye 1, 2, 3. 2 zincir. Başlangıç sırasını oluşturduktan sonra diğer sıralar çok daha kolay yürüyor. 2 zincir, 1 2 atladım. 3'üncüye 1 2 3. 2 zincir. 1, 2, 3'üncüye 1, 2, 3. Bu proje böyle Ebru'li iplerle de çok güzel olur. Kendinden böyle renk değişimleri içeren. Evde kalan değişik benim yaptığım gibi artan rengarenk ipleri değerlendirme projesi de hoş olur. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 bir kutu daha yapıyorum. 1, 2 atlıyorum. 3'üncüye 1,
2 3. Şimdi 7. kutuyu köşe şeklinde yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7'ye geldim. 1 2 zincir doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'ye batıyorum. Doluyorum yine aynı deliğe. Batıyorum. Doluyorum yine aynı deliğe. Batıyorum. 3 zincir. 1 2 3 köşe olduğu için doluyorum. Bunun yanındaki zincire batıyorum. Şu şekilde. Bunun yanına batıyorum yine aynı yere. Ve yine aynı yere üçlü trabzan. Şimdi 3 köşeyi de tamamladık. Bu sırayı 7 kutucuk olarak tamamlayacağız. 1 2 zincir. 1 2 atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 2 3 1 2 1 2 zincir atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 2 3 2 zincir 1 2 atlıyorum. 1 2 3 2 zincir 1 2 atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 2 3 Yine köşe ile birlikte 7 olacak. 1 2 3 4 5 devam ediyoruz. 2 zincir 1 2 atlıyorum. 1 2 3 2 zincir 1 2 atlıyorum. 1 2 3 Evet, birkaç zincir artar diye düşünmüştüm. Hesapladığım, ben her zaman hesapladığım zincirden birkaç zincir, 2-3 zincir fazla çekiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü bunu kesip sökmek kolay. Eksik kalırsa başa dönmek zor oluyor. O yüzden. Şimdi bu kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Burada bu ipimin işi bitiyor. Her sırada bir renk yapacağım için bunu artık kesiyorum. Evet. Şimdi görüntümüz şu şekilde. Böyle. Görüntümüz böyle. Şuralar köşe. 1, 2, 3 köşe. Her bir kenarda 7 kutu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutu. Bu şekilde her köşede köşenin içine 2 tane kutu yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi diğer renge geçiyorum. Hangisini? Evet, şu renge geçelim. Şuradan başlıyoruz.
Şimdi her sıra başlangıcında ve bitirişimde şu üçlü trabzanın şurada yer alan kısmına üçlü dolgu yapıyorum. Bu şekilde küçülmeden düz olarak devam etmesini sağlayacak. 1, 2, 3. 1. Evet, battığım yer şurası. 2. İpimizi de saklıyoruz. 3. Evet, bu şekilde. 2 zincir. Aralarda 2 zincir çekiyorduk. Burayı dolduruyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2, 3. İki zincir. Bir. İki. Üç. İki zincir. Bir. İki. Üç. İki zincir. Bir. İki, üç. Köşeye yaklaştık. İki zincir. Bir, iki, üç. İki zincir. Evet, köşeye geldik. Şimdi buraya iki kutu dolduracağım şu köşeye. 2 zincir çektim. 1 2 3 Bu şekilde 3 zincir çekiyorum köşe olduğu için. 1 2 3 ve yine aynı yere üçlü trabzan 3 tane. 1 2 3. Evet. Bu şekilde köşe yaptık. Şimdi 2 zincir yanına devam. Aynen. Kenar devam ediyor aynı şekilde. Köşe ve kenarları bu şekilde yapıp sıra sonuna geliyoruz. Evet, ikinci sıranın sonuna geldim. Burada 2 zincir çekiyorum. Pardon, şunu sökeyim. İpimizi saklamayı unutmuyoruz. Başlarken ve biterken her sırada iplik değiştiği için ipliğimizi saklarsak sonradan rahat ederiz. Şöyle bir, şu şekilde iki, üç. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şu baştaki kutucuğun ilk boşluğuna şuraya üçlü trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Şimdi başlarken şu kutucuğun şu kısmına üçlü trabzan 1 2 3 1 ipi şuraya saklıyorum zincirin arasına 2 3 2 zincir
Bir, iki, üç. Yine aynı şekilde bütün sıralar aynı şekilde devam edecek. Şu şekilde devam ediyor. Köşelerde ikişer dolduruyoruz kutu her bir köşede. Diğerleri birer doluyor ve arada iki zincir var. Köşelerde üç zincir. Şu genişlik omuz genişliğine ulaşana kadar bunu devam edeceğiz aynı şekilde. Şimdi modelimiz bu şekle geldi arkadaşlar. 27 sıra ördüm ben. Toplam başlangıçtan şuradan şuraya kadar 27 sıra. Bu öreceğiniz hırkanın büyüklüğüne göre değişir. Ben normal bir 38-40 beden için ördüm. Çocuk için yapacaksanız daha kısa öreceksiniz. Ona göre şimdi nasıl ölçü alınacağını göstereceğim. Bu şekilde ördükten sonra kolları ayırıyoruz. Kol ayırma sırası bu artık. Şuralar omuz oluyor. Şu köşeler, şurası. Şura arka orta. O şekilde modelimizi şimdi oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar bu kol kesim yerini belirlemek için böyle gördüğünüz gibi ördüğümüz örgüyü üzerimize uyan ya da yapacağımız kişinin giydiği bir giysinin çocuğumuz olabilir veya başka bir olabilir. Giysisinin üzerine koyuyoruz, yerleştiriyoruz bu şekilde. Şimdi omuzdan şuradaki aşağıdaki hırkanın kol kesiminin olduğu yere kadar gelecek. Örneğin 3 sıra eksik örseydik şöyle şu kadar eksik örseydik daha şuraya gelmesine bu kadar sıra olacaktı. Yani ne kadar öreceğimizi bu şekilde tespit ediyoruz. Şu hizayı bulduğumuz zaman. Şu hizayı bulduğumuz zaman hazır hırkanın ya da mevcut bir hırkamızın ya da çocuğumuzun hırkasının şu kol kesim başlangıç noktasına ulaştığı zaman kol kesimini kol ayrımını yapacağız artık. Şimdi buralara ayraç koydum gördüğünüz gibi. Bunu da sayarak yapıyoruz. Buradan itibaren 19 kare saydım ben. Şunlardan yani 1, 2, 3, 4 diye 19 üçlü trabzan kutusu sayıyoruz. Aynı şekilde altta da 19, 19 atlayarak şu deliğe bunu takıyoruz. Yani şöyle şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aşağıda da aynı şekilde, diğer katta ve bu tarafta da aynı şekilde. Buradan artık ayrıca kolu öreceğiz. Burası beden olacak. Bedeni örerken de bu ön kısımların bu şekilde düz olması için her başlangıç sırasında ve bitiş sırasında birer tane kutu arttırmıştık biliyorsunuz. O arttırmaya devam edeceğiz. Bu şekilde örerken yanların düz olması için de şu köşeden iki kutu eksiltmemiz gerekiyor. Yoksa örgü bu şekilde devam eder. Şöyle devam eder. Biz böyle devam etmesini istediğimiz için iki kutu eksilteceğiz. Bir kutu eksiltmesi burada arttırdığımız bir kutuya denk gelecek. Öbür eksilttiğimiz bir kutu da buradaki arkadaki bir kutu arttırmaya denk gelecek. Bu şekilde sayılar hiç artmadan sabit olarak aşağıya doğru inecek.
Şimdi başlayalım bedenden. Şimdi önce ön parçadan başlıyoruz. Kollardan önce gövdeyi tamamlayacağız. Sonra kollara geçeceğiz. Şimdi ön parçadan bu şekilde şuradan başlıyoruz. Her zamanki işte örerken başladığımız başlangıç sırasından ipimizi değiştirdik. Şimdi bir kutu arttırarak yani şu başlangıç kutusuna 3 tane üçlü trabzan yaparak başlıyoruz. 1 2 3 2 zincir. Evet. Şimdi bu yeşil ayracı taktığımız noktaya kadar dümdüz öreceğiz. Kutuların içine üçlü trabzan yaparak. Evet. Evet. Ayraca kadar devam edelim. Evet, yeşil ayraca kadar geldim. Bu ayraç taktığımız kısımlarda ikişer kutu eksilteceğimiz için şimdi buraya iki tane üçlü trabzan yaptım. Doluyorum. Şu kutuyu atlıyorum ve hemen başlamamız gereken diğer şu kutuyu da atlıyorum ve şu deliğe geçiyorum. Yani şu kutuyu ve bunu atlıyorum. Şu deliğe geçiyorum. Bir, iki trabzan yapıyorum. İki zincir çekip devam ediyoruz. Evet. Diğer ayraca kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Şu köşede yine iki tane arttırarak bu şekilde aynen devam edeceğiz. Diğer ayraca kadar dümdüz öreceğiz. Evet, şimdi diğer markerımıza geldik. Bu işaret plastik işaret yerine. Yine iki ikili üçlü trabzan yaptım iki tane. Şu kutuyu atlıyorum ve ondan sonra gelen şu kutuyu atlıyorum. Şuraya direkt ikili trabzan, üçlü trabzan yapıyorum iki tane. Bu ikisi bir böyle kutu halinde şunlar gibi olmuş oluyor ve iki tane kutu atlamış oluyoruz. Evet, devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi beden kısmının ikinci sırasına başladık. Köşe kısmına kadar geldik. Burada da aynı şekilde iki kutu atlayacağız. İki zincir çekiyorum. Bir, iki tane üçlü trabzan. Bu kutuları atlıyorum ve direkt buraya batıyorum. İki çekiyorum. Üç tane üçlü trabzan. Evet. Köşeler bu şekilde. Beden kısmı istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu gövdeye başladığım noktadan itibaren 14 sıra ördüm. Yani şu noktadan itibaren 14 sıra ördüm. Gövde boyunu tamamladım. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz.
Daha fazla uzun yapmamak lazım. Çünkü ucuna bir de püskül gelecek. Onun da belli bir boyu var. Şimdi kola geçeceğim. Kolda da aynen gövdenin bu kısmını örerken iki kutu eksilttiğim gibi kolu örerken de şu kısımdan bu şekilde eksilterek gideceğim. Çünkü şurada aynen arttırma devam edecek. Şimdi onun yapımını görelim. Modelin arkadan açılmış görüntüsü de bu şekilde. Şu yan taraflar öne katlanıyor. Görüntü bu şekilde. Evet, şimdi kollara geçiyoruz. Kol altının görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şuraya çengelimizi takmıştık, ayracımızı. Buradan itibaren bu şekilde eksilte eksilte kol altımızı ördük. Şimdi aynı işlemi kolu yaparken uygulayacağız. Şimdi başlayalım buradan. Ayracımızı artık çıkarabiliriz. Şimdi önce şu iki boşluğu bir örüyorum, birbirine birleştirmek için. Gördüğünüz gibi şu iki boşluğu bir aldım. 3 zincir sonra ayırıyorum şuradan. Evet. 2 çek, 2 dolgu yaptım. 2 zincir. Üçlü dolgular yaparak bu sırayı tamamlayacağım. İki, bir, iki, üç, iki zincir, bir, iki, üç, iki zincir. Bir, iki, üç dolgu. Evet, şu köşeye kadar geleceğiz. Köşeye geldik. Köşede aynı şekilde buraya iki tane dolgu yaparak, yani üçlü dolgu devam edeceğiz. Birinciyi tamamladım. Bir, iki, üç zincir. Aynı deliğe yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. 2 zincir. Bu şekilde şuraya sıra başlangıcına kadar geleceğiz. Evet, bitirme yerine geldik. Üçlü trabzan 3 tane dolgudan sonra 2 zincir çektim. Şuraya batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Ve buraya birleştiriyorum. Hiç zincir çekmeden. Köşeyi bu şekilde yaptık. Evet. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Diğer renge.
Burada şuradan başlıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan. İki tane üçlü trabzan yapacağım. Bir ve iki. İki zincir çekip devam ediyorum. Üçlü dolgulara devam edeceğim sıra bitene kadar. Şimdi ikinci sıranın bitirme noktasına geldik. Üçlü dolgudan sonra iki zincir çektim ve şuraya iki trabzan yapacağım. Bir, iki ve direkt şurayla birleştireceğim. Bu şekilde. Evet, ipimi koparıyorum. İkinci renge geçeceğim. Ve aynen bu şekilde devam edecek. Gövdede yaptığımız gibi burada her sırada bu şekilde kapatacağız. Ve şu köşede yine arttırmaya devam edeceğiz kolun köşesinde. Evet, hırkamızın kollarını da tamamladık bu şekilde. 14 sıra pardon 13 sıra ördüm ben. Şu köşeden itibaren 13 sıra kol boyunuzun uzunluğu kadar örebilirsiniz. Şimdi yaka kısmına geçeceğiz. Yakaya geçmeden önce kol altının görüntüsünü bir göstermek istedim. Şu şekilde. Kol altı. Evet. Şimdi bu yaka kısmında arkadaşlar, yakanın arka kısmında bir sivrilik var. Bu şekilde başladığımız için yakanın rahat oturması için o sivri kısmı biraz yuvarlatacağız. Şurası biraz şu şekilde bir yuvarlaklık vereceğiz. Bunun için döndürüyoruz. Evet, sıra hangisindeyse bakalım. Evet, bu renkte. Bu ipimizi alalım. Şimdi şu ortadakinden itibaren 1, 2, 3.'den başlıyorum. 3. dolgudan üç zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Ortadakini geçiyorum. 1, 2, 3.'ünün tepesinden başlıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Direkt burayı dolduruyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. 1 2 3 2 zincir. 1 2 2 doldurdum. Doluyorum. Zincir çekmeden direkt buraya batıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. 3 dolduruyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. 3 dolduruyorum. 1 2
3 ve 3 zincir çekiyorum. Şuranın dibine kıstırıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Şu renk. Evet. Bu sefer şunun tepesinden başlıyoruz. Şuradan 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve burayı dolduruyorum üçlü trabzanla. 1, 2, 3. 1, 2. Burayı 2 dolduruyorum. 1, 2. Zincir çekmeden direkt buraya geçiyorum. 1, 2 bu şekilde. 2 zincir. 1, 2, 3 dolduruyorum. 3 zincir çekiyorum ve buraya kıstırıyorum. İpimi kesiyorum. Ve diğer renge geçiyorum. Evet, bu sefer buradan başlıyorum. 3 zincir. Evet, buradan başladım. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Burayı 2 dolduruyorum. 1, 2, zincir çekmiyorum. Direkt buraya batıyorum. 1, 2 doldurdum. 3 zincir çekiyorum ve direkt şuraya kıstırıyorum. İpimi kesiyorum. Evet. Arka kısımdaki o sivriliği bu şekilde gidermiş olduk. Şimdi yakaya başlayacağız. Yakayı kahverengi iple yapıyorum. Düz renk. Evet. Buradan başlıyoruz. Üç zincir, bir, iki, üç. Her bir deliğe batıyoruz. İki, üç. Bu deliklere üçer tane batacağım. Boşluklara yani üç trabzan yapacağım. İki, üç. Her bir trabzanın tepesine bir yakada hiç boşluk yapmadan hepsi üçlü trabzan şeklinde olacak arkadaşlar. Boşluklara 3 trabzan yapıyorum. 2 3 Her birinin tepesine bir trabzan. 1 2 3 Evet.
Boşluklara 3 trabzan ve bu üçlü trabzanların her birinin tepesine birer trabzan şeklinde birinci sırayı tamamlayacağız. Birinci sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi hafif marullu bir hal aldı. Çünkü iki zincir çektiğimiz dolgulara, boşluklara 3 dolgu yaptığımız için. Ama bu yakanın dönmesini sağlayacak. O yüzden hiç arttırmadan her bir üçlü trabzana birer tane üçlü trabzan yaparak yaka istediğimiz büyüklüğe gelene kadar devam ediyoruz. Her bir trabzana birer tane dolduruyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yakayı bitirdik. Yakada hiç arttırma yapmadım. Çünkü dip kısmını zaten sıkı başladığım için oranın volanı yukarıya kadar gitti. Zaten buhar ütüsü yapınca da açılacak. Gayet güzel olacak. Ben kaç sıra yapmışım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra üçlü trabzan yaptım. Bence yeterli ama siz daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi ön patı için yine aynı şekilde bu şekilde üçlü trabzan yaparak ön patını yapıyoruz. Yine kahverengi iplikle şu şekilde göstereyim. Şimdi her bir deliğe 3 tane üçlü trabzan yaparak aralarda da bir zincir çekiyoruz. Şöyle. Şu deliklere şöyle dolduruyoruz. İki, üç, bir zincir, bir, iki, üç, bir zincir. Şöyle bir, iki, üç, bu şekilde örüyoruz ön patımızı. Püskül olarak da şu şekilde aynı kahverengi tonunda ama daha kalın bir ip kullandım. Daha tok dursun diye. Şöyle. Bunu da şu şekilde göstereyim. Her bir boşluğa şöyle, her bir boşluğa bir püskül olacak şekilde şöyle yapıyoruz. Evet. Şu şekilde ortadan katlıyoruz. Evet. Şuradan geçiriyoruz. Çekiyoruz. Püsküllerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Buraları da yapacağım. Kollara püskül yapmadım. Çok fazla püsküllü olmasın diye. Kollar bu şekilde üçgen formuyla kalacak. Şimdi düğme kısmına gelelim.
Düğme kısmı için şu şekilde yakamız. Şu şekilde düğme yuvaları hazırlıyoruz. Şöyle. Yine kalın iplikle. Şuraya koyacağız. Buraya düğmeyi dikeceğiz. Bu sabit duracak. Buraya düğmeyi şu şekilde dikeceğiz. Şöyle. Buradan iliklenip açılacak. Uygulama bu şekilde. Bunun için de 15 tane şöyle göstereyim. Yine kalın iplikle tok durması lazım çünkü. Eğer ipiniz ince ise iki kat kullanabilirsiniz. 15 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Evet, pat için az önce 15 dedim. 20 direk olacak. Yanlış söylemişim, kusura bakmayın. 20 tane üçlü trabzan yapacağız. Bunun için 20 zincir çektim. Birinci sırayı üçlü trabzanla tamamlıyoruz. Bu şekilde 20 tane yapacağız. Evet, birinci sırada 20 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi dönüyoruz. 3 zincir çekip 3 tane üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 3 zincir çekiyoruz. Sonra burada 3 trabzan atlıyoruz. 1 2 3 trabzan atlıyoruz. 4.'ye batırıyoruz. Yine her sıraya bir trabzan geçerek devam ediyoruz. Burada 6 trabzan kalana kadar devam ediyoruz. 1 2 pardon. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 trabzan kaldı. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzan atlıyorum. 4.'ye batırıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 3 düğmelerin yuvalarını bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi bir sonraki sırada dümdüz üçlü trabzan yapacağız, hiç delik açmadan. Her bir trabzana bir tane batarak 2 3 ve yuvalara da 3 tane trabzan yaparak 1 2 3 ve devam ediyoruz. Bu şekilde. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz ve düğme yuvamız aparatımız hazırlanmış oluyor. Bunu pançomuza, hırkamıza dikeceğiz. Evet. Hırkamızın bütün detaylarını paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından belirtiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.